Herkese merhaba. Bispera olarak hızlı tüketim ve perakende sektöründe yaşanan değişimi ele almak amacıyla hazırladığımız Retail programımızda bu hafta konuğumuz May Diageo Genel Müdürü Levent Kömür. Levent Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Gökhan Bey. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. May Diageo Türkiye'de üretim de yapan bir şirket. Paydaş haritası oldukça geniş. Paydaş haritanızı düşünerek, ekosisteminin içinde bulunduğu durumu da düşünerek, sizin yaptığınız ekosistem katkılarını ve teknolojinin bu anlamdaki kullanımlarını bizimle paylaşabilir misiniz acaba? Şöyle, şimdi ilk önce teknolojiyi tanımlayalım, sonra da paydaşları tanımlayalım. Çünkü teknoloji deyince insanların hep aklına işte en son işte yapılmış icat neyse o geliyor ama evet. Tekerleğin de bir teknoloji olduğunu insanlar düşünmüyorlar aynı. Yani sonuçta baktığınızda teknoloji çok büyük anlamda evrimin hızlandırıcı rolü üstlenen bir dal. İnsanların hayatını kolaylaştırıyor, zamandan tasarruf sağlıyor. Ki bu zamandan tasarrufa konuşmanın ilerleyen dönem bölümlerinde geri döneceğim umarım. Bir şekilde yaşam şartlarına ayak uydurmasını, adaptasyon sağlamasını sağlıyor insanın ya da o şartları yenmesinde yardımcı oluyor. Şimdi tam da zaten hani asıl ana görevi yardımcı olmak, kolaylaştırmak olan bir daldan bahsediyorsak tam da zaten sizin sorunuza uygun olarak bu paydaşlar merkezinde olan bir şirket olarak ne yapıyoruz? Evet. Bunu yaparken teknolojiyi nasıl kullanıyoruz? İlk önce şöyle söyleyeyim, paydaşları tanımlayalım. Birincisi tabii ki tüketiciler, bir numaralı paydaş. Onlara şimdi bu dönemde isterseniz COVID bağlamında cevaplayayım. Tabii COVID bağlamında. Sonra genele de dönebiliriz. Şimdi en büyük ihtiyaçları aslında Levent Bey şeyi de söyleyebilirsiniz. Yani yeni normal kavramları falan da konuşuluyor. Yani hani o yeni normal sizce ne, ekosistem bunu nasıl algılıyor? Yani biraz onlardan da bahsedelim. Şimdi onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Şimdi yeni normal deyince aklıma hep şu Bülent Ortaçgil'in şarkısı geliyor. Nedir bu normal diye. Şimdi yeniden şakıl diye şarkı yeniden beslense nedir bu yeni normal diye şarkı beslenecek kadar hayatımıza girdi. Oraya da gireriz. Tüketiciyi şimdi bu dönemde en büyük ihtiyacı hijyen. Evet. Çünkü bu iki türlü bir kriz. Bir hijyen, sağlık krizi var. Ve o sağlık krizine insanların karşı koyma davranışlarından dolayı ortaya çıkan da üçlü bir kriz daha var. O da tedarik, talep, hizmet krizi. Her bir şeyde, yani bu her dalında bu krizin bizim bir şekilde bu ekosistemin parçası olarak bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyordu. Onları yapmaya çalıştık. Birincisi, dediğim gibi hijyen krizi. Ne yapacaksın? Nasıl hijyen sağlayacaksın? Çok teknolojik değil bizim hijyen sağlama şeklimiz. Kolonyanın içinde bulunan etil alkol üretiyoruz biz. Aslında bu arada alkol deyince de şimdi teknoloji dediğiniz en büyük, önemli teknolojik buluşlardan biri. İmbik etil alkolün yerine bir bulduğu şey. Neyse. Yani o zaman icat edildiğinde inanılmaz yani. Telefondan falan daha büyük bir icat. İmbik icat. Teknolojik bir gelişme ki onu icat edeni de zamanın en büyük Arap bilim adamı seviyesine getirmiş. Cabir bin Hayyan icat etmiş gibi. O dönemin en büyük bilim adamı. Neyse. Biz hala bu dönemde işte o kolonyada kullanılan etil alkolü üretiyoruz. Bu Mart ayında ilk Türkiye'de vaka görüldüğünde anladık ki dezenfektan ihtiyacı artacak. Bizim Karaman'da bir fabrikamız var. Etil alkol üretiyor ama mevsimsel çalıştırıyoruz. İhtiyacımız olduğu dönemlerde çalışıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Daha 3 ay, 4 ay olmasına rağmen açılmasına fabrikanın anında hiçbir şeyden bir tetikleme olmadan kendiliğimizden açtık. Etil alkol üretmeye ve stoklamaya başladık. Ve yetkililerle temasa geçtik. Devlet kuruluş kurumlarıyla ve onların bize işaret ettiği üreticilerle işbirliği yaptık. Aşağı yukarı 6 milyon kolonya şişesine denk gelecek kadar etil alkolü ya maliyetine verdik ya da bedavadan verdik, para almadan verdik. Tüketicilere en büyük yaptığımız katkı bu oldu. Teknoloji kısmı da işte bu imbik kısmı oluyor. İkincisi çalışanlarımız tabii ki. Onların da şimdi orada da
Çok güzel bir soruymuş bu. Gerçekten çok güzel bir soruymuş. Orada da şöyle bir şey keşfettik şimdi. Tabii biz bir, hep kriz diyoruz ya, kriz yönetimi masası. Hatta işte bir tane ekip oluşturduk. Hatta bir e-posta adresi oluşturduk. Krizyönetimekibi.com diye neyse. Fark ettik ki biz aslında kriz yönetmiyoruz, endişeyi yönetiyoruz. Doğru. Endişe yönetiyor olmamız lazım. Çünkü insanlar endişeliler. Bu bir doğal afet. Diğer normal daha önce insan yapısı afetlere benzemiyor. Endişeyi yönetmemiz lazım. Ne yapacağız endişeyi yönetmek için? Daha çok iletişim kurmamız lazım. İşte teknoloji de orada takviye işin içine giriyor. Evet. Webinarlar düzenlemeye başladık. Biz 3 ayda bir şirket olarak bir araya geliyorduk ve teknolojiyi kullandığımızı zannediyorduk. 3 ayda bir 20 noktaya canlı yayınla bağlanıp bir şirket toplantısı gerçekleştirip o 3 ayda yaptığımız şeyleri anlatıyorduk 1000 kişiye, 1500 kişiye. Ve teknoloji kısmı da işte o canlı yayındı. Şimdi haftada bir yapmaya başladık. Yine teknoloji sayesinde işte bu görüntülü konuşma yapmanızı sağlayan programlar var. 1500 kişiler, 700 kişiler, 800 kişiler, 1000 kişiler her hafta yapmaya başladık. Ve bu webinarlarda, ilk webinara dedik ki bu bir uzman hekim çağıralım. Bize çünkü herkes bir tarafından tutuyor bu fil gibi virüsü, bir şeyi anlatıyor. Bize derli toplu anlatsın bu nasıldır, nasıl nedir, yani sağlık kısmı tarafını anlattırdık. İkinci webinarda bir de bunun daha doğrusu beden kısmını anlattırdık. Bir de zihin sağlığı kısmı var. Uzman bir psikolog çağırdık. Gerçekten biz psikolojimizi nasıl yöneteceğiz? Onları anlattık çalışanlarımıza. İşte bir karikatürist konuğumuz oldu, ekonomist konuğumuz oldu. Her hafta biz webinar yaptık. Ve yine teknoloji sayesinde sadece çalışanlarımız değil, bütün iş ortaklarımızı, sendika başkanımızı, sendika üyelerimizi, biz sektörde çok az sendikalı iş çalıştıran kurumlardan biriyiz. Bizim işçilerimiz sendikalı. Onları çağırdık, ajanslarımızı çağırdık. Çok daha büyük, geniş bütün paydaşlara ulaşmamızı sağladı ki bu teknoloji zaten... üç tane şeyi görüyorum ben teknolojide. Ya ulaşılabilir, accessibility artırıyor, ya affordability artırıyor, ya da zaman mefhumunda zamandan productivity getiriyor baktığımızda. Onu hallettik. Onun dışında gene çok ilginç bir şekilde teknolojiyle şöyle bir şey oldu. Bir gün bir tane mesaj aldım telefonumdan. Teknolojik bir alet olarak, içindeki bir programdan. İşte Levent böyle böyle bir durum var, yardımcı olabilir misiniz diye. Hemen gene teknolojik bir alet olan telefonumla aksiyona geçtik ve biz işte geçen hafta, yani çok son yakın zamanlarda Manisa'daki bütün geçici mevsimlik tarım işçilerinin hijyen ihtiyaçlarını sağladık. O gelen telefon sayesinde. Çünkü çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde iletişim sağlayabildik. Tanıştık, ettik ve şeyi, çünkü çok zor bir şey. Mevsimlik tarım işçileri önemli bir problemi tarım sektörünün. Bunu sağladık. Şeyde gene müşterilerimizle bu çok teknolojik bir şey değil. Biraz daha böyle analog veya şey, geleneksel bir şey. 13 Mart'ta işte restoranlar kapandı. Evet. Ve restoranlar 13 Mart'ta kapandığında tabii ki sonuçta belli vadelerle çalışıyoruz biz. Piyasadan aşağı yukarı 100 milyon liralık bizim tahsil etmemiz gereken alacağımız vardı. Anında erteledik. Nisan sonunda Mayıs sonunda erteledik. Mayıs sonunda Haziran sonunda erteledik o paraları. Ve ertelemeye de devam ettik. Çok iyi. Ondan sonra Haziran'da bu sefer şeyler açıldı. İşte restoranlar açıldı. Dedik ki bu sefer siz, çünkü o zaman çünkü problemleri oradaki paydaşlarımızın işte problem çözümü üzerine ise olan ilk zamanda işletme sermayesiyle ilgili dertleri vardı. Şimdi ise ilk restoranlar açıldığında müşteri çekmeyle ilgili dertleri var baktığınızda. Her dertinin şekli değişmiş durumda. Dedik ki Türkiye'deki 4000 tane rakı ağırlıklı noktaya gittik. Sizin dedik siftahınızı biz bırakmak istiyoruz. O 4000 tane noktada masa yırttırdık. Masa başı işte 1000 lira diyelim ki. 4 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Ha, o yeni açılan restoranlarda bir tane masamız oldu. Siftah projesi dedik ona da. Yani bizim işimiz aşağı yukarı işte insanoğlu 10 bin sene önce, 9 bin sene önce içkiyi icat etmiş.
9.000 senelik, 10.000 senelik bir sektör. Sektör böyle olunca da sorunlarımız daha çok insan odaklı oluyor. Çözümlerimiz de daha çok insan odaklı oluyor. Böyle çözmeye çalıştık. Süper. Çok güzel şeyler yapmış görünüyorsunuz. Hem hem çalışanlarınız için hem hem sahadaki insanlar için ciddi katma değerli işler yapmış görünüyorsunuz. Bir diğer konu da aslında pandemi dönemi bize şeyi gösterdi. Sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sürdürülebilir tedariği sağlarken sahadaki satış ekiplerinin de sağlığını korumak adına mağaza içinde harcanan zamanın azaltılması da önem kazandı. Yani saha ekipleri artık daha az ve daha hızlı bir şekilde sahadaki işlerini tamamlayarak bir an önce o ortamdan çıkmaya çalışıyorlar. Şirketinizin bu konudaki aksiyonları nedir? Yani bu konuda aldığınız önlemler oldu mu? Bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Ya en büyük önlem bir kere zaten hijyenini sağlayacak önlemler. İşte maskesi, dezenfektanı, bir numaralı şey o. Hala da o zaten. Yani bizim için de o. Artık hepimiz yapmayanlar da eve döndüğünde kapıdan girer girmez ellerimizi yıkamaya koşuyoruz yani. En büyük şey o. Onun dışında frekanslarını azalttık. Arkadaşlarımızın uğrama frekanslarını azalttık. Ama bunu nasıl yaptık? Çünkü zaten belli bir ekibimiz kapalı olan açık içki noktalarında çalışıyorlardı. Onlar kapalı olunca o açık içki noktalarındaki ekipler de biz de arkadaşlarımızın yanında yer alacağız dediler. Sayı arttı. Sayı artınca frekansı azaltabildik. Frekansı azaltabilince müşterimize verdiğimiz hizmetin seviyesini düşürmeden arkadaşlarımızı daha az süre riskli alanlarda projesi süreyi azalttık. Çözüm öyle getirdi. Süper. Diğer bir konuda ben şimdi 25 yıldan fazladır iş hayatındayım. Kariyerimin başlangıç yıllarında hep şeyleri yaparken, iş planlarını, stratejileri yaparken ne ve neden sorusunu yanıtlayarak yaptık hep bu şeyleri, iş planlarını veya stratejileri. Daha sonra hayatımıza niye kavramı girdi? Niye kavramının girmesinin etkisi, yani şey vardır, yani Simon Sinek'in ciddi şeyi vardır, katkısı vardır. Benim e-maillarımda alttaki imzam Start With Why'dır. Hala da öyle. Ben de bir e-mail aldığınız zaman Start With Why yazar benim isimimde altında. Kesinlikle çok anlamlı çünkü herkesin bir niyesi var. Bu niye kavramı da tabii şeyi getirdi. Purpose kavramını da getirdi. Yani hem şirketlerin hem kişilerin birer purpose'ı olduğu ve olması gerektiği de ortaya çıktı. Şirket olarak sizin purpose'ınızdan ve bunun altındaki yapıdan bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Yani hani şimdi önceden soruları bilmiyordum ama bana hani hangi soruyu sor deseydiniz önceden bu soruyu sorun derdim yani. Çok teşekkür ederim öncelikle. Çünkü çok gurur duyduğumuz bir var olma amacımız var. Gerçekten öyle. Ve kendi yarattığımız, uydurduğumuz bir şey değil, o zaten olan bir şey. Bu arada o amaç denilen şey zaten yaratılmıyor. İçinizde o zaten. Siz bir şekilde o Rodin'in heykel yapma şeyi gibi demiş ya, yani o zaten heykel, o mermerin içinden sadece fazlalıkları atıyorum. Onun gibi bizim de içimizde olan bir şey. Biz sadece fazlalıkları atıp onu kelimelere döktük. Çok bir kere bizim şirketimiz Mediagio, kökleri inhisarlar idaresi ve tek elde bulunan 150 seneyi aşkın bir geleneğin temsilcisi bir şirket. Yani biz konuştuğumuz zaman 150 seneden başlıyor bizim şeyimiz, tarihi. Bundan daha da önemlisi ama, yani tabii eski olmak, köklü olmak güzel bir şey ama bunun üzerinde koyduğumuz şey, bundan daha da önemlisi, bu toprakların sevinci de hüznü de paylaşma, yani sosyalleşme mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı kendine vizyon olarak belirlemiş bir kurumuz. Bizim vizyonumuz sosyalleşme mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak. Köprü bir şirket. Bizim görevimiz köprü olmak. O yüzden de zaten kendinizi içki üretip satan bir şirketten çok Türkiye'de ve dünyada gastronominin önemli bir bileşeni, paydaşı olarak görüyoruz. Gastronomi ekosistemiyle dayanışma içinde olup bu ekosistem ilerledikçe ve yükseldikçe
kendimizin de beraber yükseleceğine inanıyoruz. O purpose'da şey vardır ya, neye inanıyorsun? İnandığımız şey bu. İçinde bulunduğumuz ekosistem yükseldikçe biz de yükseleceğiz. Nasıl yükselteceğiz? Biz de o yüzden o ekosistemle dayanışma içinde olacağız. Ne istiyoruz? Davamız belli. Aktarmak gelecek kuşaklara mirası. İnandığımız şey de ekosistemle olacağı bu işin. Peki istediğimiz şey ne? İstiyoruz ki uluslararası servis kalite ve deneyim sunan, servis kalite ve deneyim sunan, kadınların da önemli rol aldıkları, cinsiyet dengesinin gözetildiği bir ekosistem kuralım. Bizim bütün planlarımızın temelinde olan şey bu. Size verdiğimiz, deminden beri verdiğim örneklerde bu. Manisa'daki tarım işçileri üzüm bağlarında çalışsınlar ya da çalışmasınlar, o ekosistemin, Manisa'daki tarım ekosisteminin parçasıdırlar. Hijyenik ihtiyaçları varsa biz orada olacağız ve karşılayacağız. Elazığ'da normalde işte tüketim azaldığı için daha az şaraplı üzüm almamız gerekiyordu bu sene. Hayır dedik, bu sene biz geçen senekine benzer alacağız. İhtiyacımız olan 2-3 katı kadar olan üzümü gene Elazığ'dan alacağız. Üzümün bağda bırakmayacağız dedik. Bunlar hep işte 100 milyon liralık vade ertelemesi falan. Bunlar hep o ekosistemin devam edip yükselmesiyle ilgili olan şeyler. Bütün amacımız bu. Yaptığımız her şeyi de buna bağlıyoruz. Ve işte 150 senelik bu tekel inhisarlar idaresi geleneğinden gelen de bir şey bu zaten. İşte nedir bunun kanıtı? Bizim mesela 8 tane fabrikamız var. Hepsi hiçbiri birinci derece sanayi bölgesinde değil. Bilecik'te fabrikamız var bizim. Tarsus'ta var, Nevşehir'de var, Elazığ'da var, Şarköy'de var, Acıpayam'da var, Alaşehir'de var. Neden? Çünkü zamanında tekel bu fabrikaları yaparken çiftçinin ürettiği ürün, yani üretim yaptığı yere yakın yapmış o fabrikayı. Ve gerçekten tekel fabrikası sadece ürettiği ürünlerle değil, çevresine yaptığı katkıyla yükselmiş. Şarköy'deki fabrikamız işte Buzbağ Sokak'ta. Sokağın adı, markanın adı. Çok güzel ya. Yani yapmış olduğunuz katkılar gerçekten şey ve ekosistemini, ya başarılı şirketlere baktığımızda zaten hep gördüğümüz şey. Yani ekosistemini gelişen, geliştiren, gözeten şirketler kesinlikle diğerlerinden farklılaşıyor, ayrışıyor. Sizin de verdiğiniz örnekler çok güzel şeyler. O yüzden ben hem kendim adına hem izleyicilerim adına size teşekkür etmek istedim. Çok sağ olun. Levent Bey, Retail'e katılarak bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi çok böyle değişimin, dönüşümün yaşandığı bir yıllardan ya da yıldan geçiyoruz, dönemden geçiyoruz. Buna hepimiz şahitlik ediyoruz. Bu güzel değişik döneme, yeni normale şahitlik ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, haftaya farklı bir konukla yine burada bir arada olacağız. Bizleri takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.